Bismillahirrahmanirrahim. Sıfırdan İrab konulu ikinci videomuzu çekiyoruz. El mu'rabu vel mebniyyu min el esma'i ve el ve vel, vel hurufi. Harflerden, fiillerden ve isimlerden mebni ve mu'rab olan kelime türlerini ele alacağız. İrab nedir? İrab herhangi bir amil ...sebebiyle kelimenin sonunda meydana gelen değişikliktir. Muhreb nedir? Mevni nedir? Buradaki ele alınan konulardan bir tanesi bu. Peki. El hurufu, huruf kelimesi veya harf kelimesinin çoğuludur. Cemim keser. Diğer adıyla kırık çoğul. Harfun, hurufun. İsmun, esmaun. Bu da cemim keser. Fi'lun ef'alun bir diğer cemi mükesser de bu. Huruf ona dair e, dairenin tamamının karalandığını görüyoruz. Esmaya dair olan dairenin az bir kısmının karalandığını görmekteyiz. Ef'ale ait olan dairenin ise az bir kısmı, beyaz çoğunluğunun karalandığını görmekteyiz. Ben beyaz olanlara murep, karalanmış olanlara mebni diyoruz. Öyleyse harflerin tamamı mebni isimlerin az bir kısmı mebni, fiillerinde çoğunluğu yine mebnidir. El <laughs> hurufu harfler. El hurufu kulluha harflerin tamamı nedir? mebniyetun mebnidir. <laughs> mebni ne demek? Donuk yazılışa sahip kelime demek. Herhangi bir amilden ötürü yazılışı değişmeyen demek. Mebniyetün mebnidir. Ve alametu bina iha bina mebnilik demek. Alamet işaret demek. Alametu bina o mebniliğin alameti nedir? El hareketu el ahiret. Sonuncu harekedir. Neredeki sonuncu hareke? Fiha kendisindeki sonuncu hareke onun mebnilik alametidir. Yani bir kelime ne üzere mebni olabilir? kelimenin sonuncu harfine bak. Orada feta varsa feta üzere. Esre varsa esre üzere mebni. Sukun varsa sukun üzere mebni. Bunun gibi. Harflerin tamamı mebni dedik. Peki harfler neler? Harf ne? Değil mi? Burada bir ayrıntıya değinelim. O da şu olsun. Harfleri kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Nahivciler ikiye ayırmıştır. Bir, Mebani. İki, hurufu mebani. 2. hurufu meani. iki ayrılır. Mebani dediğimiz harfler alfabe harfleri. Elif cüz'ü aldığında ilk sayfa olur ya. Elif, ba, ta. Oradaki harfler. Onlar nedir? Hurufu mebani. Onlardan bir mana çıkmaz. Türkçe'de tahtaya A yazdığında mana yok. D yazdığında mana yok. Onun gibi. Bir de ne var? Hurufu meani var mana taşıyan harfler var. İnne, enne, ke enne gibi. İşte atıf harfleri var, harfi cerler var, ismi nasf haberini raf edenler var vesaire harfler var. Bunlara da ne deniyormuş? huruf maani deniyormuş. Harfleri ikiye ayırdığımızı duydunuz. Peki şimdi mebniye bir de şuradan bakalım fazla devam etmeden. El mebniyü. Mebni nedir? Ma kâne hareketuhu ve sukunuhu la bi amilin. Bu çok önemli. Buna dikkat edin. Ma değildir, olmadı. Kâne hareketuhu. Herhangi bir kelimenin hareketi değil. Ve sukunuhu, sukunu da değil. Harekesi de sukunu da olmadı. Ne sebebiyle? Lâ bi'âmilin. Amil sebebiyle olmadı. Herhangi bir kelimenin harekesi veya sukunu bir amile bağlı olarak elde edilmemiş ise o kelimeye mebni denir mevnileri kendi içerisinde evvela mebni asıl mevni arız olarak ikiye ayırmaktayız. Mevni asıl nedir? Harf mevni asıldır. Mazi fiil mevni asıldır. El emru bi gayri lam indel basriyin. Bi gayri lam lamsız emir eşittir emri hazır yani. İndel Basri'in Basralılara göre böyle yani farklı görüşler de var. Bir diğer konu cümle. Cümleler de nedir? Mebnidir. Unutma mebniler mahallen irap alırlar. O da gelecek ileride. Ön bilgi olarak veriyorum. Mahallen irab alırlar. Peki mebni arız nedir? Mevni arız. Mevni arız kendi içerisinde lazım ve gayri lazım olarak ikiye ayrılmaktadır lazım. Nedir? O mevnilikten asla ayrılmayan kelimedir. Ve huve yani la yenfekku anil binai. Bina mevnilik demek. Mevnilikten asla ayrılmayan. Yani sürekli mebni olanlar. Ne onlar? El muzmerat. Yani zamirler. Ne kadar zamir varsa. Ve huma, hiye huma. Fark etmez. Ke, kuma, ente, entuma. Vesaire. Tüm zamirler mevni arızın lazım kısmındandır. Esmaul işaret ne kadar isim işaret varsa hepsi yine bu grupta. Er esmaul mevsule ne kadar isim mevsul varsa yine burada. Gayrı lazım nedir? Gayrı lazım ise bazen mevni, bazen mevni olmayan kelimeler demek. Duruma göre değişir. Değil mi? ma o kelime ki ke kutu'a kesildi anil izafeti menviyen fihi kendisine niyet edilerek izafetten kesilen kelimeler er muzafu ileyh yani, e, nedir bunlar kablu, ba'du, kable, kabli bunlar değişir min kablu ve min ba'du ayette geçer min harfi cerri olmasına rağmen min kabli değil min kablu olabilir bu kelimeler yani kuddam, emame, halfe, vera'e, fevka, tahte bunlar nedir? Bazen mevni, bazen mevni değil. Bu kelimeler Zuruf adlı kitapta ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Zuruf adlı kitabı tercüme videosunu, izahlı videosunu daha önceden çektik. El münada, el müfred, el marife. Müfred, marife münadamız. Bu da nedir? Duruma göre olabilir yani. Ya Zeydü, ya Zeydane. Nedir? Mevni arızın gayr lazım kısmındandır. Peşine ismü la linefil cinsi müfreden. Müfret olduğu halde cinsinin nefeden la'nın ismi. Bu da nedir? Yine bu gruptandır. El mudari'u el muttasuru bihi nunu cem'in müennesi ve nunu tekid. Kendisine tekid nunu ve veya, veya derim Tekitnunu veya cemi müennes bitişen muzariler de yine bu grupta yer almaktadır. Nasara yensuru, yensurani, yensuruna, tensuru, tensurani, yensurne. Cemi müennes gaibe. Muhatabanın cemisi tensurne. İşte bunlar daima nedir? Mevnidir. Bir de ne var? Tekitnunu bitişen muzari de fetha üzeri mevnidir ne? O da onun örneği oluyor. Bu pdf'yi de videonun hemen altında bulacaksınız inşallah. Dileyen çıktı alabilir. Peki az çok bir izah getirdik. Şimdi devam ediyorum. اَلَفَعَالُ fiiller. Fiiller şudur deyip geçmiyor. Fiiller kendi içerisinde ayrılıyor çünkü. Bu yüzden el fi'lül mazi, mazi fiil. El maziyyu, iyiler var sarf açısından bakarsak değil mi? Takdiri laf var bu kelimede. La'alle La'alle belki Er-rasmü tali Et-taliyyü asla ama ya yazama vermeden oku. er tali Aşağıda gelen resim La'alle belki er tali aşağıda gelen resim Yüvevdihu beyan eder. Ne beyan ediyor? Gizli zamir hüve fail bunda. Ve o resim yani aşağıda gelen resim beyan eder. Açıklar neyi? ehvale ehvale bina el fiil el mazi mazi fiilin mebnilik durumlarını hallerini açıklayacaktır. Belki de bu resim sana yeterli gelebilir diyor. Bakıyoruz. Resmin düzeltilmiş hali. Burada ne anlatılmış? Diyor ki el fiil el mazi mazi fiilin irabını ele alıyoruz. Dikkat et. Şu an göreceğin şeyler anlarsak, aklımızda tutarsak ne kadar mazi fiil görürsen gör, her birini irabını artık bileceksin. Bir mazi fiil malummuş, meçhulmüş, şubaptanmış, sülasi mücerretmiş, mezitmiş, rubaîmiş önemli değil. Önemli olan şunu şuraya göre bakmak. Bir mazi fiil ya fetha üzere mebnidir, ya sukun üzere mebnidir, ya da zamme üzere mebnidir. Üç şeyden biridir. Mazi fiil ya fetha üzere ya sukun üzere ya da zamme üzere mebni olur. Kısa bir not, pratik çözüm diyelim, ipucu diyelim. Bir mazi fiilin la fiiline bakılır. La fiilinde ne görüyorsan gördüğün şey üzere mebnidir. Şimdi burada ayrıntısını görüyoruz. Mebni yunanel fethi. Fetha üzere mebnidir mazi fiil. Fetha üzere mebni olmak kendi içerisinde ikiye ayrılır. Çünkü o fetha ya zahiridir, yani gözünde görebilirsin, telaffuz edersin. Ya da o nedir mukadderdir. Mukadder gizlenmiş demek. Mukadderun, takdir edilmiş. İsmi fıl kalıbı, sarf açısından bakarsan. Ee, mukadder demek, gözünde göremediğin, gizli, telaffuz edilmeyen, seslendirilmeyen fetha demek. Peki hangi durumda zahiri, hangi durumda mukadder olur? Zahiridir ne zaman? İda kânel mâzî mazi, mazi olunca Ne olunca? Sahihel âhiri Sonuncu harfi Sahih olunca Yani sonuncu harfin sahih olması demek Ne demek? İlle harfiyle bitmesin fiil. La fiili illet harfi olmasın. İllet harflerine vav, ya, elif. Bir mazi fiilin sonuncu harfi vav, ya, elif değilse. Bunu anlatıyor. Ve ayrıca lem yettesil bihi şeyun. Kendisine de bir şey bitişmemişse. iki şık var demek. Mazi fiilin la fiili. Mazi fiil ait olan o la fiili. Feal aynel la var ya. Orijinal sonuncu harfi yani. Kök harfi nedir? Eğer illet harfi değilse ve mazi fiile bir şey bitişmemişse e ee, o zaman fetha üzeri mevni olur. Bir şey bitişmemesi ne demek? bir şey bitişmemesinden maksat nedir? Zamirdir. Mesela ne sar te keteb tu. Şurada var mesela bak. Zeheb tu, zeheb gibi. Bir durum söz konusu değilse. Devam edelim. Örnek demiş. Fehime alime be ne sara keteb feteha. Nedir? La, mel fiili vav, ya, elif değil. Ayrıca kendisinin sonuna bir şey bitişmemiş. O zaman nedir? Zahiri fetha üzere mebnidir. Bu tür kelimelerin irabını belirtirken, Zahiri fetha üzere mebnidir dersen, tam böyle güzel cümle kurmuş olursun. Zahiri, gözde görünen, telaffuz edilen demek. İkinci şık. İza ittasara bil mazi. İza ittasara bitişince bil mazi mazi ne? Bitişince bitişen şey nedir? Elif ul isteğini tesniye elifi. Bitiştiği zaman da e, zahiri fetha üzere mevni olur. Nasara, nasara, ketebe, ketebe, fetaha, fetaha gibi. Bir tane yazalım. Fazla yazıp zaman kaybetmeyelim. Mesela F-T ha diyorsun. F-T-1, t t Aynı fiil hangisi? Yani sonuncu kök harfi nedir? Sonuncu budur, ha'dır. Bakıyorsun, ha'da hangi harke var? f var. O zaman F-T üzeri mi biliyorsun? bitişmiş. Bir sonraki neymiş? İde ittasale bil bilmalı mazifi bitişince bitişince veya bitişirse. İzaya iki şekilde mana verebilirsin. Çünkü iza şart edatıdır. Cezmetmeyen şart edatı diyoruz. E zaman manası da var kendisinde. O zaman sa şeklinde. Ederse, olursa veya olunca zaman manası da var. İza ettasara bil mazi. Mazi bitişince veya bitişirse. ikisi de olur. Ne bitişince? Zamirun. Bir zamir. Zamirun öyle bir zamir ki Vamiru nasbin diyelim. Vamiru nasbin nasb zamiri. Bitişince. Yani meful olan bir zamir. Fehime hu. Alime hu. Mesela nesara. Nesara yardım etti. Hu dediğinde hu ne olur? Hu meful zamiridir işte. Dolayısıyla e, ee, nesara fiil ne oldu? Fetha üzere oldu istersen fetaha yaz bir şey değiştirme mi değişmez fetaha açtı hu onu kim ister gizli zamir koy fail olarak hu o ali mesela istersen hu'dan sonra faili getir fark etmez hu nedir mefuz zamiridir ha, demek ki zamirler fail zamirleri mefuz zamirleri olarak ayrılabilir esasen bu şekilde ayrım yok gerçek ayrım nedir gerçek ayrım merfu zamirler mensup zamirler şeklinde olabilir mensup zamir yani. Fiilin hemen peşine mensup bir zamir gelirse işte hu onlardan birisi. Başka hangileri? Şimdi genel olarak tüm zamirleri ele almıyoruz. Merak eden mensup zamirler nelerdir diye yazarsan Arapçada mensup zamirler nelerdir diye yazarsan çıkar zaten. Demek ki fiilin peşine mensup zamir geldiğinde fiil feta üzere mevni olurmuş. Başka ida ittasala bil mazi tav teknisi. Mühendislik tası. Tav teknis tası demek. Mazi ile mühendislik tası bitiştiği zaman mazi fiil fetha üzere mevni olur. Fehimet. Yani neresi burası? Az çok emsele bilen, sarf bilen için gaybini müfredi. Müfret mühendis gaybi oluyor burası. Ne gibi? Nesara, nesarat. Değil mi? Nesara, nesara, nesaru, nesarat. Fetaha, fetaha, fetahu, fetahat. Ne oldu? Ee, mühendislik zamiridir bu. Mühendislik zamiri olduğu için hemen sağında, lamel fiilinde fetayı görüyorsun. Dolayısıyla feta üzere mevnidir. Geçiyoruz. Fetanın mukadder gizli olduğu yere. Ne zaman olur? İdâ kânel fi'lül mâdî mehtûmun. اِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمَاضِ مَخْتُومٌ بِالْاَلِفِ Gerçi men diyelim Kânen haberi şeklinde. Maktûmen bil elifi. Elifle bittiği zaman bir mazi fiil. O mazi fiil nedir? Fetha üzeri mevlidir ama fetası gizlidir. Gizlidir. Örnek olarak sa'a fiili verilmiş. Sa'a aslında nedir? sa'a fiili aslında şuydu. Az çok bir ilale değinmek gerekiyor anlatabilmek için. Bir tane kelime varmış. Kelime sa'a ye. Tamam mı? Sa'a ye. Nakıs fiil. Ya harfi illet müteharrik ma kabli meftuh. Ya'yı elife çevirdik. Böylece sa'a oldu. Sonuncu şu anda ne? Eliftir. Elif hareket kabul eder mi? Etmez. Hiçbir harekeyi kabul etmez kendisi. Bu yüzden kendisine fetayı gelip şöyle koyamaz. Bu bilgi sana ne sağlar? Sa'a gibi bir fiil gördüğünde, hareketsiz olarak karşına çıktığında sen gelip sa'a e veya sa'a y diye okuma. Böyle hareket vererek okuma. Hareket veremezsin. Elif hareketi kabul etmez. Sa'a diyeceksin. Bir başka örnek. iki örnek vermiş olalım. Bir tane fiil var. Ra, me, ye. Ya harfi sonradan olur. Elife dönüşür. İşte şurada olduğu üzere. Rama olur. Sonuncu harf artık eliftir. Elife gelip hareke veremezsin. Çünkü elif harekeyi kabul etmez. Bunun gibi fiiller. Bu işte yağın elife dönüşmesi ve diğer harflerin elife dönüşmesine ilal kaideleri denir. Maksud, izzi, merah gibi kitaplarda, sarf kitaplarında bu konu geniş geniş anlatılmıştır. Biz de Maksud kitabında bunu detaylı bir şekilde anlattık. Kitapta geçmeyen ayetlerden örnekler de verdik. Kitabın dışından da örnekler verdik. Devam edelim. Mebni yun ale sukuni. Sukun üzere de mebni olabilir mazi fiil. Ne zaman? İda ittasale bil fiil mazi zamirun zamiru rafin müteharrikun. Harekeli raf zamiri mazi fiile bitiştiği zaman o mazi fiil sukun üzere mebni olur. İşte ta zamiri. Ta ul fa'iri. Fail olan Ta. Zehb tu, zehb t, zehb tı, kâb t, kâb tu, kâb tı. Ta ul faileyni, tesne zamir olan ta. Zehbe ta, an şey gibi. Nasara, nasara, nasarı, nasarats, nasara ta. Nedir? gayibinin tesnesidir. ketebet kâbet Alimet, alimet ta. O anlatılıyor burda. Nûnun nisve. Nun'un üstü bitiştiği zaman da ne olur? Yine e, sukun üzerine mevni olur. Her zaman böyledir zaten. Vehebeden dehebe, ne, keteb ne, fetah ne, nasar ne, alim ne. Nun'un üstü dediğimiz şey nedir? E, cemi müenneslerde bulunan nundur. Nedir? Cemi müenneslerde bulunan nundur. Yani istersen gaybenin cemisi olsun, isterse muhatabanın cemisi olsun değişmez. Her ikisinde de nu'nun nisve yani müenneslik nunu vardır. Ve hemen sağ tarafındaki harfin sukunlu yazıldığını görürsün. Keteb ne? Bir tane yazalım en azından. Fetaha'dan yazalım yine. Fete Fetahne şeklinde gelir. Fetahne. Ne olur? Fetahne olur. Esasen fiil neydi? Fetaha idi. F T H yani sonuncu harfte fetah vardı, hada. Ama fetah ne? Artık var mı? Yok. Niye? Çünkü kendisine ne bitişmiş? Nunun isve dediğimiz nun bitişmiştir. Öyleyse nunun isten hemen sağındaki harf ne olmalı? Sukunlu olmalıdır? Ee, şurada anlatıyorduk. Sıra geldi. mevni ala zamme. Zamme üzere de mebni olabilir bir mazi fiil. Bu zamme de zahiri veya mukadder olabilir. Zahiri gözüken, telaffuz edilen. Mukadder gözükmeyen, telaffuz edilmeyen. Peki zahiri ne zaman olur? <laughs> İza şey ittasalet bitiştiği zaman vâvul cemaati. Cemî vâvı. Bitişi nedir? Mâzî. Mâzî fiil bitiştiği zaman. Ve huve sahihul âhiri. Ve mazi fiil sahih olacak. Yani sonucu sahih. Zehebe Zehebe Vhebu. Kete örnek. Kete bu olur, değil mi? Kete bu. Nesa ru. Fete hu. Yani nedir? Aynı e, la mefiilde bakıyorsun? Kete bu da nedir? Ba la mefiil. Ba'nın hareketi ne? Zamme o zaman zamme üzere Ra zamme. La men fiili yani. O zaman zamme üzere mebni. La men fiilinde zamme var. O zaman zamme üzere Yani gidip şu an yaz e, pdf'de bulunan şuradaki şeyleri ezberlemeye tek tek gerek var mı? Yok gerek yok. E ya ne yapmak lazım? Şunu da okuyayım söyleyeceğim. Mukadder olur zamme. Ne zaman? İda ittasalet vavul cemaati bil fenri mazi ve hüve mu'tedül âhir. La fiili diyor. Eğer illet harfi ise bu durumda mazi fiil ne olur? Zamme üzere mevni olur. La fiil illet harfi ise. Sa'av yazıyor burada değil mi? Sa'av. Fes'av. Başka bir örnek verelim. Mesela rama fiili. Rame, rame ye. Aslı bu. Rame yeden e, Cemil Müzeker'e gayip kalıbını ele alırsan nasıl gelir? Ramev geliyor değil mi? Ramev. Ramev nedir? Mazi Cemil Müzeker'e gayip ne üzere mevni? Zamme üzere mevni. Nerede zamme? Görünürde yok. Gizli. Peki gizli de nerede yani? Vavun üstünde. Ramevu şeklinde düşün. Vavun üstünde. Ama var mı? Yok. Vavun üstüne takdir edilmiş. Vav'ın üstüne takdir edilmiştir. Telaffuz edilmez, okunmaz ama zamm üzeri mebni denilir. Burası Cemi müzeker, müzekker gayiptir. Peki sonuç. Sonuç her fiil için ne var? Fe'al aynen lamel adlandırması vardır. Lamel fiili demek fiilin kök harflerinden sonuncusu demek. Lamel fiilinde sen ne görüyorsan onun üzeri mebni dersin. Tabi mukadder iraplar da bir şey göremiyorsun. Ayrı mesele. O yüzden tabloyu dikkat alman gerekir. En azından mukadder takdiri irab kısmını ezberle. Nerede takdiri irab olduğunu ezberle. Gerisini buranın tamamını ezberlemeye çalışma. Zamanla yazık. Mukadder irab şu durumda olurmuş. Mukadder irab şu durumda olurmuş. Bunu ezberledin mi? Gerisini ezberleme. Gerisini ne yap? Gerisi için şunu söyle. La -mer fiilinde feta görürsem feta üzere mebni. Zamme görürsem zamme üzere mebni. Sukun görürsem sukun üzere mebni de. Burası bitti. El fiilul mazi mebniyun daiman ala. Mazi daima mebnidir. <laughs> ala şun üzerine. Neyin üzerine? Fetha üzerine mebni, zamme üzerine mebni, sukun üzerine mebni. izahları geliyor. Örnekler ayetlerden geliyor. Tek tek izahlar gelecek. Şu anki videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde bu tablonun şerhini göreceğiz inşallah.